Amerikan basından özetlerle devam ediyoruz. Bugün gazetelerin öne çıkardığı başlıkları Mehtap Çolak Yılmaz özetliyor. Özlem, Amerikan basın özetlerine New York Times'la başlıyoruz. New York Times, Beyaz Saray'ın Başkan Donald Trump'ın Çin mallarına getirdiği gümrük tarifesi uygulamalarına Çin'in misilleme yapmasıyla ortaya çıkan olası ticaret savaşları riskini bertaraf etmek için harekete geçtiğini yazıyor. Gazete, Çin'in Amerikan mallarına benzer gümrük tarifesi uygulaması getireceği kararı almasından sonra Beyaz Saray'dan gelen açıklamada önerilen vergi uygulamasının Amerikan ekonomisine zarar değil yarar getirecek bir tehdit olduğu bildirildi. Trump yönetimi ticaret savaşı yaşanmasının söz konusu olmadığını ısrarla vurgularken Hong Kong'dan New York'a birçok borsada çalkantı yaşandı. Habere göre Çin ve Amerika arasında yaşanan çekişme küresel ekonomik iyileşmeyi rayından çıkarabilir, uluslararası arz talep zincirini kırabilir ve büyük ancak borç altındaki Çin ekonomisinin istikrarını bozabilir. Ancak Trump yönetimi önerinin hiçbir zaman hayata geçmemesi gibi bir olasılık bulunduğunun da işaretlerini verdi. Wall Street Journal ise kişisel verileri, Başkan Trump'ın seçim kampanyası sırasında faaliyet gösteren veri firması Cambridge Analytica firmasına sızdırılan ve amaç dışı kullanılan Facebook kullanıcı sayısının daha önce açıklandığı gibi 50 milyon değil 87 milyon olduğunu yazıyor. Gazete, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün kullanıcı verilerinin suistimal edilmesi riskine yeterince dikkat etmediğini ve bu nedenle çok büyük bir hata yaptığını itiraf ettiğini bildiriyor. Habere göre Zuckerberg'in bu açıklaması, sosyal medyada ve Facebook'un kullanıcı güvenini yeniden inşa etme çabalarının bir parçası. 33 yaşındaki Zuckerberg, Facebook'un kullanıcı verilerini nasıl kontrol edip kullandığı konusunda önümüzdeki hafta kongrede ifade vermeye hazırlanıyor. Facebook CEO'su 10 Nisan'da Senato Ticaret Komitesi ve Senato Yargı Komitesi'nin ortak oturumunda ifade verecek. Zuckerberg 11 Nisan'da ise telekomünikasyon ve internet politikalarını belirlemesinde rol oynayan Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nun oturumuna katılacak. Washington Post'la devam ediyoruz. Post, Başkan Trump'ın Amerikan ordusuna Suriye'den çekilme planları yapmaya başlaması talimatı verdiğini yazıyor. Gazete, Trump'ın komutanlara Suriye'den bir an önce çekilmeyi ve IŞİD'den temizlenen bölgeleri istikrara kavuşturma ve yeniden yapılandırma masraflarını Arap müttefiklerin karşılamasını istediğini yazıyor. Trump, ulusal güvenlik danışmanları ile yaptığı görüşmeden sonra Suriye'den hemen çıkılacağı şeklinde daha önce yaptığı açıklamadan geri adım attı. Başkan, militanların hala bulunduğu bölgelerde çatışmalar devam ederken Amerikan askerlerinin Suriyeli güvenlik güçlerini eğitmeye devam edebileceğini kaydetti. Savunma Bakanı James Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ise Suriye'den çıkma süresi konusunda kesin bir tarih vermemekle birlikte bu sürecin yıllar değil aylarla ölçülebileceğini söyledi. Amerika'nın Suriye'de şu anda yaklaşık 20 bin askeri bulunuyor. Gazete, Amerikan askerlerinin Suriye'den sonbaharda çekilmeye başlamasının bile seçim kampanyasında sık sık yabancı ülkelerin savaşlarına karışmayacağını dile getiren Trump'ın bu vaadini yerine getirdiği anlamına gelebileceği yorumunda bulunuyor. Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Mehtap. Hatırlatalım, hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izlediğiniz Amerikan basından öne çıkan haberlere amerikaninsesi.com adresinden de ulaşabilirsiniz.